Burger King sunar. Türk futbolunun en büyük problemi her zaman için altyapı sorunu şeklinde anlatıla gelmiştir. Bizde altyapılara yeteri kadar önem verilmez, gereken yatırımlar yapılmaz. Futbolcuyu yetiştirecek olan antrenörler tabiri caizse 3 kuruşa çalışır. Tesisler ve ekipmanlar yetersizdir. Elbette bunların her biri haklı argümanlar. Ancak gelin bugün bu futbolcu yetiştirme meselesine farklı bir pencereden bakalım. Johannes Spors, 1982 Almanya doğumlu genç bir futbol adamı. Genoa, Standard Liège, Hertha Berlin ve Sevilla gibi kulüpleri kapsayan yeni bir multiklub yapılanmasının başındaki futbol aklı. Aynı zamanda bu çoklu kulüp modelinin Avrupa'daki en başarılı örneklerinden biri olan Red Bull Grup'ta bir dönem şef scout olarak çalışmış bir isim. Spors diyor ki, genç bir oyuncu için en önemli şey oynama süresidir. Bir genç oyuncunun gelişimini sürdürmesi için özellikle 17-20 yaş aralığını yeterince rekabetçi bir seviyede oynayarak geçirmesi gerekir. Genç oyuncu oynayacağını bilmeli ve kötü oynadığı maçlardan sonra yeniden şans bulacağını da bilmelidir. Alman futbol adamının bu sözlerini referans kabul edersek şu soruyu sormamız lazım. Acaba genç oyunculara yeteri kadar süre veriyor muyuz? Bu sorunun cevabını zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ama gelin biz yine de sonucu verilerle ortaya koyalım. Bugüne dek ürettiğimiz pek çok içeriğe ışık tutan CS Gözlem Evi'nin 2020 yılında yaptığı bir araştırmadan bahsedeceğim sizlere. Tam 1292 kulüp ve 93 lig genelinde yapılan bu araştırmaya göre 21 yaş altı oyunculara en az süre veren ülke hangisi dersiniz? Evet, maalesef Türkiye. Bakın burada sadece Avrupa ülkelerinden bahsetmiyorum. Araştırmada Suudi Arabistan, Guatemala, Tayland, İran, Malezya ve Kazakistan gibi ülkelere de yer verilmiş. Tam 93 ülkenin en üst seviyedeki ligleri arasında en az genç oyuncu oynatan biziz. İtiraf etmem gerekirse bu kadar çarpıcı bir sonucu ben de beklemiyordum. Bu veriler ışığında belki de artık şu soruyu sormanın vakti gelmiştir. Evet, altyapı olanaklarımızın yetersiz olduğuna şüphe yok. Ama bu imkansızlıklar içerisinde dahi, bataklıkta açan birer lotus çiçeği misali hasbelkader sivrilmeyi başaran genç yeteneklerimizi üst yapılara neden adapte edemiyoruz? İşte bugünkü konumuz Avrupa'nın önde gelen pek çok ülkesinin kullandığı rezerv takım modeli. Öncelikle bugüne dek kaybolup giden altın jenerasyonlarımızı hatırlayıp ardından Eloğlu'nun bu işi nasıl yaptığına bir göz atacağız. Finalde ise rezerv takım modelinin uygulanması halinde ülke futboluna ne gibi faydalar sağlayabileceğinden söz edeceğiz. Abone olmak ve beğeni tuşuna basmak isteyenler için kısacık bir ara verdikten hemen sonra başlıyoruz. Ayrılmayın. Türkiye'nin Avrupa'da kazandığı ilk kupa olarak Galatasaray'ın 2000 yılında kaldırdığı UEFA kupasını gösteriyorlar. Oysa benim genç milli takımdayken 1992 ve 94 yıllarında kazandığım Avrupa şampiyonluklarını kimse hatırlamıyor. Bu sözler genç milli takımlar ve Beşiktaş altyapısına 20 yılı aşkın süreli hizmet etmiş Serpil Hamdi Tüzün'e ait. 2013 yılında Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda sitem dolu sözlerle hatırlattığı bu zaferlerden ilki 1992'de o zamanki adıyla 18 yaş altı milli takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu. Kadroda Okan Buruk, Oktay Derelioğlu ve Emre Aşık gibi tanınmış isimler var. Aynı takım bir yıl sonra aynı turnuvada bir kez daha final oynamış ancak İngiltere'ye kaybederek ikinci olmuş. Efsane hocanın sözünü ettiği bir diğer zafer ise 2 yıl sonra bu kez U16 milli takımımızın kazandığı Avrupa Gençler Şampiyonası. Beşiktaş'tan hatırlayacağımız kaleci Fevzi Tuncay ve Trabzonsporlu Fatih Tekke kadronun tanınmış isimleri. U17 seviyesinde 2005 yılında Abdullah Avcı yönetiminde kazandığımız bir Avrupa şampiyonluğu daha var. Volkan Babacan, Nuri Şahin ve Caner Erkinli o takım 1 yıl sonra bu kez U17 Dünya Kupası'nda yarı final görmüştü. Brezilya karşısında 3-0 geriye düşmesine karşın skoru 3-3'e getirmeyi başaran genç millilerimiz Nuri. He's trying to chip the keeper. Oh, what a goal! Nuri has drawn Turkey level. 9 kişi tamamladığı maçın 90. dakikasında yediği golle 4-3 mağlup olarak finalin kıyısından dönmüştü. Bunların haricinde 2008, 2010 ve 2017 olmak üzere U17 Avrupa şampiyonalarında 3 tane daha yarı finalimiz var. 2009 Dünya Şampiyonası'nda ise bir çeyrek finalimiz. U19 seviyesinde 2004'te rahmetli Gündüz Tekin Onay'ın çalıştırdığı Selçuk İnanlı, Burak Yılmazlı U19 takımımız 19 yaş altı Avrupa şampiyonasında final oynayıp 90+1'de yediği golle İspanya'ya 1-0 kaybetmişti. U21 ya da eski adıyla Ümit Milli Takım seviyesinde ise ne yazık ki 1993 Akdeniz oyunlarında Fatih Terim yönetiminde kazanılmıştı.
kazanılan altın madalyadan bu yana dişe dokunur bir başarımız yok. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Yaş kategorisi büyüdükçe başarılarımız belirgin biçimde azalmış. Evet, maalesef gerçek bu. Üstelik bu bahsettiğimiz takımlar adı üstünde milli takım. Yani ülkenin o yaş grubundaki en yetenekli, en dikkat çeken 20-25 oyuncusundan kurulu kadrolar. Bu en seçkin oyuncuları bile bir üst basamağa çıkarmakta zorlanmışız. Bırakın A milli olmayı, bazıları hayatını futbol oynayarak kazanamamış ve başka mesleklere yönelmek zorunda kalmışlar. Peki neden? Gelin bu örneklerden en yakın olanını inceleyelim. 2017 yılında 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayıp İngiltere'ye kaybeden U17 takımımızın oyuncuları bugün nerelerdeymiş bir göz atalım. Bu kadroda bulunup en az bir kez A milli olmayı başaran sadece 3 oyuncu var. Bunlardan ikisi Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak ve Yunus Akgün. Üçüncüsü ise zaten bizim yetiştirmediğimiz Almanya doğumlu bir futbolcu olan Ahmet Kutucu. Florya çıkışlı diğer 4 isim. Yani Ramazan, Abdüssamet, Recep ve Atalay geride kalan 6,5 sezonda oradan oraya kiralanıp durmuş ve sonunda sarı kırmızılı kulüple ilişikleri kesilmiş. Bugün itibariyle biri kulüpsüz, diğerleri ise ikincilik ve daha aşağı seviyelerde tutunmaya çalışıyor. 2-1 kaybettiğimiz maçta İngiltere'ye tek golümüzü atan ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Kerem Atakan Keskin nasılsa burada oynayamıyor, bari biraz da orada oynayamasın düşüncesiyle Fatih Karagümrük'e kiralık verilmiş durumda. Kendi yaş grubunda sadece ülkemizin değil tüm Avrupa'nın en parlak 2-3 kalecisinden biri olarak gösterilen Berke Özer'in geçen 6,5 yılda oynadığı lig maçı sayısı 85, yani sezon başına yaklaşık 13 maç. Bugünlerde Eyüpspor formasıyla yeniden Trendyol Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Berke, bu oyuncu grubu arasında forma süresi açısından kendisini şanslı sayması gerekenlerden biri. O turnuvada yarı finalde kaybettiğimiz rakip İngiltere'de ise sadece Premier Lig seviyesinde tutunmayı başaran tam 6 oyuncu var. Mark Guehi, Ryan Brewster, Callum Hudson-Odoi, Phil Foden, Emil Smith-Rowe ve Jadon Sancho. Üstelik kadroda bulunup kariyerini Championship'te, Belçika ya da Portekiz Ligi'nde sürdüren oyuncular da var. Aradaki farkın yetenek, doğru idman ya da doğru beslenme kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben size başka bir fark daha söyleyeyim. Oynadıkları maçların rekabet seviyesini hiç hesaba katmadan konuşuyorum. Bu 6 İngiliz oyuncu geride kalan 6,5 yılda bizim uşaklardan toplam 52.061 dakika daha fazla süre almış. Bakın Callum Hudson-Odoi'nin iki ciddi aşil tendonu sakatlığı yaşamasına rağmen Chelsea formasıyla oynadığı tam 126 tane maç var. Uzun lafın kısası bu çocuklar oynamışlar. Hata yapmaları gereken çağları hata yaparak geçirmiş ve bu hatalardan da öğrenmişler. Bu süreçte ülkemizde yaşanan önemli gelişmelerden biri de U21 Ligi ya da diğer adıyla Rezerv Ligi'nin lağvedilmesiydi. Antrenörlerin genç oyunculara forma verirken ellerinin titrediği şu ortamda gençlerimizin iyi kötü oynama fırsatı bulduğu tek platform 2019 yılı itibariyle yok edildi. 2022 yılında yeniden düzenlenmeye çalışıldıysa da doğru düzgün organize edilmediği için Rezerv Lig projesi ölü doğdu ve 4. hafta oynandıktan sonra kulüplerin talebiyle yeniden sonlandırıldı. 3 jenerasyona mensup genç futbolcu ve onların hayalleri de böylelikle yok oldu. U19 liginde rakiplerine gol yağdıran Eren Aydın, Koray Yağcı ve Melih Bostan gibi nice genç yetenek alt liglerde kendi kaderine terk edildi. 2021 yılında Açık Kanal'dan canlı yayınlanan U19 turnuvasında şampiyon olan Trabzonspor'un o heyecan verici gençleri Orkun, Veysel, Süleyman ve Hakan da benzer birer kaderi paylaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en az 8+3 kadar anlamsız bir uygulaması olan maç kadrosunda kulüpten yetişmiş en az bir genç futbolcu bulundurma zorunluluğu sebebiyle kulüplerimiz bu gençleri sırf yasak savmak için kulübede oturtup yaşları geldiğinde de onlara kapıyı gösterdi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce en başarılı altyapılar adında bir içerik hazırlamıştık. İzleyenler hatırlayacaktır, o içerikte altını çizdiğimiz konu şuydu. Bir altyapının ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kaç tane star potansiyelli oyuncu çıkardığına bakmak yanıltıcı olacaktır. Zira futbol takımları sadece starlardan oluşmaz. Ağır işçilere ve görev adamlarına da ihtiyaç duyar. Ülkemizde 4 büyük kulübün altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'den 4. Lig'e kadar farklı seviyelerde top koşturan yüzlerce oyuncu var. Maddi gücü diğer Anadolu takımlarına oranla çok daha fazla olan bu 4 kulüp için bu durum elbette sürpriz değil. Ancak bu yüzlerce oyuncu arasından yetiştiği kulübe performans ya da maddi olarak fayda sağlamış oyuncu sayısı gerçekten çok az. Yani demek istediğim, kulüpler bu oyunculara iyi kötü yatırımlar yapıyor, paralar harcanıyor. Karşılığını neden almasınlar ki? Şampiyonluk için yarışan bir takımın ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir oyuncu, daha mütevazi hedefleri olan başka bir takım için çok daha değerli bir parça olamaz mı? İşte bu noktada bu içeriği hazırlamama vesile olan rezerv takım modelinden bahsetmek istiyorum. Hayır, bu model yeniden
bir U21 ya da rezervlik kurmak değil, çünkü bu proje daha önce denendi ve amacına uygun şekilde kullanılmadığı için verimli olamadı. Açıkçası Avrupa genelinde bu rezervlik formatından verim alabilen tek ülke İngiltere. Ancak İngilizler gelir düzeyi itibariyle bu rezervlik sistemini parayı içeride döndürecek şekilde kurgulamış ve bu sayede akademi oyuncularını başka İngiliz takımlarına satarak harcadıklarının yarısına yakınını geri almış oluyorlar. Chelsea A takımında süre bulamayıp rezerv takımdan direkt olarak 18 milyon sterline Crystal Palace'a geçen Mark Guehi veya Manchester City için yeterli görülmeyip rezerv takımdan 14 milyon sterline Southampton'a satılan Romeo Lavia bu satışlara örnek gösterilebilir. Geçenlerde Acun Ilıcalı'nın "Bir sağcı kaldım, aklın hayalin durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın?" diye anlattığı Jadon Flogin mesela. Aston Villa'nın rezerv takımından 5 milyon sterline Hull City'ye geçmiş bir oyuncu. Yani Big Six ekiplerinin diğer Premier League takımlarıyla yaptığı işi Aston Villa ölçeğindeki takımlarda Championship ekipleriyle yapıyor. Dolayısıyla İngiltere'deki model maddi gücü sebebiyle ülkemiz için doğru bir örnek olmayabilir. Ancak pek çok Avrupa ülkesinde kulüpler birer rezerv takım kurup bunları en aşağı seviyedeki profesyonel liglerden başlayarak yarıştırma yolunu tercih ediyor. Avusturya'da Salzburg'un rezerv takımı olan ve bir alt ligde mücadele eden FC Liefering kulübünün yegane varoluş amacı bir üst seviye olan Salzburg için oyuncu hazırlamak. Altını kalın kalın çizmek istiyorum. Bu kulübün sportif başarı elde etmek, şampiyon olmak gibi bir derdi yok. Ki zaten şampiyon olsalar bile bir üst lige terfi edemiyorlar. Karim Adeyemi, Patson Daka, Dominik Szoboszlai ve Konrad Laimer gibi pek çoklarının yolu Liefering'den geçmiş. Belçika'da Kulüp Brugge, Genk, Anderlecht ve Standard Liège gibi akademisiyle meşhur kulüplerin yine 2. ligde mücadele eden rezerv takımları mevcut ve bir üst lige çıkmalarına izin yok. Almanya'da eyaletlere bağlı çok sayıda yerel lig var ve bunlar oldukça rekabetçi yapıda. Bu sebeple Almanya'da rezerv takım sistemi oldukça gelişmiş. Neredeyse üst düzey her kulübün birer rezerv takımı mevcut ve bu takımların ancak 3. lig klasmanında yer alan yerel liglere kadar yükselmesine izin veriliyor. Eminim bahisseverler ve futbol menajer tutkunları Bayern 2, Borussia Dortmund 2 gibi tuhaf isimlere aşinadır. İşte Thomas Müller, David Alaba, Toni Kroos, Emre Can, Nuri Şahin ve Marcel Schmelzer gibi oyuncular bu ikinci takımlarda oynayarak tecrübe kazanmış ve sonrasında A takıma adapte olmuş isimler. Fransa'da Toulouse, Angers, Gengamp, Lorient ve Auxerre gibi kulüplerin alt liglerde mücadele eden rezerv takımları var. Paris Saint-Germain ise 2019 yılında rezerv takımını kapatmış. Sanırım bunun sebebi Fransa'da mali açıdan onlarla boy ölçüşebilecek bir kulübün olmayışı. Paris Saint-Germain bir anlamda geriye kalan tüm Fransız kulüplerini pilot takımı gibi görüyor ve oyuncularını istediği yere rahatlıkla kiralayabiliyor. İtalya'da henüz bu sistem çok yaygınlaşmış sayılmaz. Fakat Juventus'un 2018'den bu yana Serie C'de yarışan Juventus Next Gen adında bir rezerv takımı var. Sanırım İtalyan devi son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle böyle bir yöntem izlemiş. Dünyanın dört bir yanından oldukça ucuz maliyetlerle aldıkları genç oyuncuları Juventus Next Gen'de pişirip ya onlardan faydalanıyor ya da daha yüksek bedellere satıyorlar. 2018'den beri bu satışlardan 70 milyon euronun üzerinde kar etmişler. Sistemin A takıma kazandırdığı oyuncularsa Miretti, Fagioli ve Kenan Yıldız gibi isimler. Bunun haricinde altyapısıyla meşhur Atalanta kulübünde yine Serie C'de yarışan bir U23 takımı bulunuyor. Avrupa'nın en genç liglerinden biri olan ve yetiştirici yapısıyla öne çıkan Hollanda'da Ajax, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven ve Utrecht'in alt ligde Eredivisie'ye yükselmesi yasak olan birer replikası var. İsimleri de Young Ajax, Young AZ ve Young PSV gibi isimler. Ajax ve PSV Eindhoven'ın son yıllarda oyuncu satışından en fazla gelir elde eden kulüpler arasında yer almasının sebeplerinden biri de işte bu takımlar. Jurrien Timber, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Donny van de Beek, Steven Bergwijn, Frankie de Jong ve Matthijs de Ligt gibi oyuncular hep buralarda pişirilmiş. Portekiz'de ülke futbolunun lokomotifi diyebileceğimiz kulüpler Porto ve Benfica'nın B takımları hemen bir alt ligde yer alıyor ve terfi etmeleri yasak. Akademisiyle ünlü Sporting ve son yıllarda bu 3 takımın hemen arkasından gelen Braga'nın da 3. lig seviyesinde yarışan birer B takımı var. Bilerek sona sakladım, nihayet İspanya'dan bahsedeceğim. Barcelona'nın Barcelona Athletic adıyla bilinen B takımı şu sıralar İspanya 3. lig seviyesinde mücadele ediyor. Ve bugüne dek La Masia'dan çıkmış kaç tane futbolcu varsa hemen hemen hepsinin yolu buradan geçmiş. Messi'nin A takıma çıkmadan evvel burada oynadığı maç sayısı 22. Barcelona Atletik'te Victor Valdes'in 71, Puyol'un 89, Pedro'nun 18, Thiago'nun 54, Iniesta'nın 49 ve Xavi'nin tam 61 tane maçı var. Yani 2009'da yarıştığı her kupada şampiyon olan o muhteşem kadro öyle tesadüfen ortaya çıkmamış. Demek ki futbolcu dediğimiz şey öyle ağaçta yetişmiyormuş. Demek ki adına futbol dediğimiz bu oyun bir performans sporuymuş. Gelelim Real Madrid'e. Eflatun Beyazlar'ın akademisinin adı La Fabrica.
Adına yakışır biçimde resmen seri üretim yapan bir altyapıları var. Madrid efsanelerinden Raul'ün çalıştırdığı Castilla, 3. lig seviyesinde yarışan Madrid'in rezerv takımı. Bu sezon artan sakatlıklar sebebiyle kadrolarını sık sık Castilla'dan takviye etme şansı buldular ki birazdan detaylı anlatacağım bu sistemin avantajlarından bir tanesi de bu. Real Madrid'in ne kadar yarışmacı ve talepkar bir kulüp olduğunu anlatmama sanırım gerek yoktur. Bu sebeple La Fabrica çıkışlı oyuncuları direkt olarak A takıma adapte etmek gibi bir dertleri yok. Oyuncu hazırsa veya A sınıf bir potansiyele sahipse zaten o şans veriliyor. Ama değilse yaşı gelene kadar Castilla'da oynayıp piyasa yapıyor ve orta sıra La Liga takımlarına ufak tefek bedeller karşılığında satılıyor. Elbette makul bir geri alma maddesiyle birlikte. Son 10 yılda Madrid'in bu satışlardan kazandığı para 250 milyon euronun üzerinde. İşte onların yoğurt yeme şekli de bu. La Fabrica ürünlerinden elde edilen kâra kulübün diğer gelirleri ekleniyor ve A takım için Bellingham'lar, Chouameni'ler, Camavinga'lar transfer ediliyor. Madrid bir anlamda bozukluklarını birleştirip tümletmiş oluyor. Zaten az çok modelin ne olduğunu anlatmış olduk ama gelin biraz daha derinlemesine inceleyelim. Rezerv sözlük anlamı olarak ileride kullanılmak üzere artırılmış, biriktirilmiş, saklanmış şey anlamına gelir. Sahipli kulüpler için multi club, diğerleri içinse rezerv takım modeli olarak özetleyebileceğimiz bu model, artırılmış, biriktirilmiş kaynakların hazır ve aktif tutulması için en ideal yöntem. Bir örnekle açıklayalım. Galatasaray'ın bu sezon başında Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın. Oyuncu 19 yaşında ve her ne kadar henüz hiçbir resmi maçta forma şansı bulamamış olsa da A takım için transfer edildi. Zaten yaşı sebebiyle U19 gelişim liginde oynatabileceğiniz bir oyuncu değil. Eyüp sezonu Galatasaray'da tamamlaması halinde muhtemelen sadece Türkiye Kupası'nın erken turlarında oynayacak ve sezonu 4 ya da 5 resmi maçla bitirecek. Oysa Almanya'dayken Bayern 2 ile 2 sezonda toplam 54 tane resmi maç oynamıştı. Beşiktaş'ın Soma Spor'dan transfer ettiği Emrecan Bulut konuya başka bir güzel örnek. Hiçbirimiz nasıl bir oyuncu olduğunu bilmiyoruz çünkü henüz hiç oynatılmadı. Beşiktaş'ın ve hatta söylentilere bakılırsa Galatasaray'ın da dikkatini çekmesini sağlayan şey Soma Spor'daki 33 maç 15 gollük sezonuydu. Yani düzenli oynadığı için performans ve gelişim gösteren bir oyuncuyu transfer edip oynayamayacağı bir ortama getiriyor ve kulübeye hapsediyorsunuz. Elbette bu oyuncuları oynayabilecekleri bir yere, örneğin daha alt seviye liglere kiralık yollayabilirsiniz. Ancak bu zaten uzun yıllardır kullanılan bir metot ve bu şekilde kendini gerçekten geliştirebilen oyuncu sayısı çok az. Alt liglerde mücadele eden pek çok takımda üst taraftakilere benzer bir anlayışla yönetiliyor. Teknik adamlar her an işini kaybetme korkusu yaşıyor ve genç oyuncu oynatmak ya da başka bir kulüpten kiralanmış bir oyuncuyu geliştirmek gibi dertleri doğal olarak yok. Hiçbir kulüp sizin oyuncunuza oynama garantisi veremiyor çünkü hepsinin hedefleri var. Pilot takım uygulaması ise biraz modası geçmiş bir yöntem. Zira bu model uzun yıllardan beri uygulanıyor ve çok verimli olduğu söylenemez. Örneğin Trabzonspor 1461 Trabzon kulübüyle bu pilot takım uygulamasından bir dönem için verim almıştı. Ancak bu modelde de pilot takımınız sürekli olarak sizin desteğinize ihtiyaç duyan bir nevi size bağımlı bir yapıya bürünüyor. Bu durumda projenin belki de en hayati kısmı olan sürdürülebilirlik kısmını sekteye uğratıyor. Nitekim 1461 Trabzon 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elemiş, grup maçlarında Fenerbahçe'yi mağlup etmiş ve o dönemki adıyla TFF 1. Lig'de 3. sırayı alarak Süper Lig'e yükselmek için playoff oynamaya hak kazanmıştı. Ancak Trabzonspor'la organik bağları bulunduğu için hakkını başka bir takıma devretmek zorunda kaldı. İşte yaklaşık 10 yıl önce kendi çapında tarih yazan o kulüp 2019 yılı itibariyle bölgesel amatöre kadar geriledi ve süresiz olarak faaliyetlerini durdurdu. Galatasaray'ın da Burak Elmas döneminde Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile yaptığı bir pilot takım denemesi var ancak o dönemde imza atılan pek çok iş gibi bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Kulüp son olarak 3. ligdeyken küme düştü ve bir daha liglere katılamadı. Uzun lafın kısası bu modelin başarılı olması için hedefleri ve beklentileri olmayan, düşmek ya da çıkmak gibi dertleri bulunmayan, tek varoluş amacı sizin A takımınıza hizmet etmek olan bir replikaya ihtiyacınız var. Aynı merkezden yönetebildiğiniz, A takımınızla aynı yerde idman yapan, aynı formaları giyen, aynı taktiksel sistemle oynayan bir kopya takıma. Rezerv lig ya da eski adıyla U21 ligindeki rekabetten uzak amaçsız maçlar yerine hedefleri olan gerçek futbol takımlarına karşı yarışmacı ve anlamlı maçlar oynayan bir takım. Böylelikle genç oyuncularınızın gelişimini çok daha yakından takip edebilme şansınız oluyor. Aynı idman tesislerini kullandığınız için sadece genç takım antrenörleri değil, çok daha fazla çift gözünü bu oyuncuları izleme ve eksiklerini tespit etme şansı oluyor. Düşünsenize kulübün altyapısından yetişme bir genç futbolcu adayısınız ve bir öğleden sonra
sonra A takımın teknik direktörü idmanınızı ya da maçınızı izlemeye geliyor. Böyle bir ortamda mı kendinizi geliştirmek için daha fazla motive olurdunuz, yoksa hiçbir aidiyet hissetmediğiniz, ayrılmak için sezon sonunu iple çektiğiniz ve muhtemelen yeterince oynatılmadığınız bir 3. lig takımında mı? Bu modelin hem oyunculara hem de kulüplere sunduğu avantajlardan biri de rezerv takımınızda oynayan ve performansıyla sivrilen bir genç oyuncunuzu istediğiniz her an A takıma yükseltebilme imkanınızın olması. Zira Trendyol Süper Lig'in mevcut kurallarına göre 21 yaş altı domestik oyuncularınızı A takım kadrosuna kaydetmeniz şart değil. Onları her an oynatabilme imkanınız var. Tıpkı az önce verdiğim Emrecan Bulut ya da Eyüp Aydın örneklerindeki gibi, bu sistemle sadece altyapı oyuncularınızı değil, genç yaşta transfer ettiğiniz gelecek vadeden futbolcularınızı da hazır ve aktif tutma şansınız var. Örneğin Fenerbahçe'nin 2 sezondur alt liglere kiralık yolladığı Emir Ortakay'a epey gelecek vadeden bir stoper. Sarı lacivertli takım sezonun bir bölümünde bütün stoperlerinin sakat olduğu bir dönem yaşadı ve elindeki tek alternatif Samet Akaydın'dı. Oysa genç Emir kadroda olup böyle bir şans bulsaydı belki de bunu çok iyi kullanacak ve A takıma monte edilecekti. Hatta belli mi olur, belki de Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri alacaktı. Uygulamanın uzun vadedeki getirilerinden biri de şu: yolculuğuna en alt seviyedeki profesyonel ligden başlayacak olan rezerv takımınızın Trendyol 1. lige kadar yükselmesi halinde bu takımda yabancı futbolcularınızı da oynatabilirsiniz. Jorginho, Omar Fayet, Marius Doh, Bardra Sisse, Aydın Hasic, Matias Ross ya da Yusuf Demir gibi kontenjana takılan ya da A takım için yeterli olmayan yabancı statüsündeki oyuncularınız kulüpten ayrılmak zorunda kalmadan gelişimlerini sizin gözetiminizde sürdürebilir. UEFA uyruklarına bakılmaksızın 15 ila 21 yaşlar arasında en az 3 yılını kulüpte geçirmiş oyunculara home ground, yani kulüpten yetişmiş oyuncu olarak tanımlar. Dolayısıyla bu sistemde yetişecek oyuncular sayesinde Avrupa kupalarında yarışan kulüplerimizin bu kulüpten yetişme oyuncu kontenjanını doldurmak için öyle karın ağrıları çekmesine de gerek kalmayacak. Şimdi diyebilirsiniz ki ismi her ne kadar Galatasaray B, Fenerbahçe 2 ya da Beşiktaş rezerv olsa da o takımın üstünde benim 100 yıllık kulübümün arması var. Benim formamı giyip benim kulübümü temsil edecek. Dolayısıyla ben o takımın başarısız olduğunu, küme düştüğünü veya bir alt lig takımında fark yediğini görmek istemem. Haklısınız, böyle bir şeyi kimse istemez. Zaten bu takımların yarışmacı olmasında hiçbir sakınca yok. İstenen şey yalnızca başarı arzusunun öncelik haline gelmeyip gelişimi törpülememesi. Gerçi Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerin rezerv takımlarının pek çok kez küme düşmüşlüğü var. Açıkçası onlar bu tip konuları aşmışlar ve pek de umurlarında olmuyor. Ama eğer yine de bu tip durumlardan endişe edilirse, rezerv takımlar ihtiyaç halinde bulunduğu ligin seviyesine uygun yaşça daha tecrübeli birkaç oyuncuyla takviye edilebilir. A takıma yükselmek gibi bir hedefi olmasa da takıma yardımcı olması için bir nevi dışarıdan taşeron işçi alır gibi makul ücretlere oynayacak futbolcuları transfer edebilirsiniz. Örneğin Bastian Schweinsteiger'in kendisinden 2 yaş büyük ağabeyi Tobias, Bayern Münih 2'ye yıllarca hizmet etti ve A takımda tek dakika süre alamadan kariyerini sonlandırdı. Bir dönem Alanya Spor'da da forma giyen sağ bek Juan Fran, Real Madrid Castilla'da tam 138 maç oynamış bir isim. Yani demek istiyorum ki bir çaresi bulunur. Ömrü hayatında başka türlü Metin Oktay, Can Bartu ya da Nevzat Demir tesislerinde içeri girme fırsatı bulamayacak oyuncular sırf B takımınızda oynamak için kapınızda sıra oluverir. Rezerv takım sistemi elbette her takımın uygulayabileceği bir model değil. Ancak ve ancak ortalama üzeri tesis ve akademiye sahip kulüpler rezerv takımı kurabilir. Aynı zamanda belli bir maddi güce ve itibara da sahip olması gerekir. Zira kaynak arttırmak ve stoklamak bir yerde lüks sayılır. Akademisi dahi olmayan kulüplerin rezerv takımı kurmasına tabii ki gerek yok. Bu açıdan ben ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın bu modele uygulamaya en uygun kulüpler olduğunu düşünüyorum. Her takımın uygulayabileceği bir model değil dedik, ancak her kulübün faydalanabileceği bir model bu. Açıkçası ben orta vadede bu 4 kulübün yapacağı üretimin geri kalanlar için de yeterli olacağı kanaatindeyim. Hali hazırda bu kulüplerden yetişip farklı seviyelerde forma giyen yüzlerce futbolcu var. Bunların hem niceliği hem de niteliği arttırılarak diğer kulüplerimizin dışarıdan satın almaya daha az muhtaç olduğu bir döngü yaratılabilir. Bu sayede transfere harcanan o astronomik bütçeler belli oranda geri dönüştürülebilir. İnanın bunlar çok zor şeyler değil. Yine CS Gözlem Evi'nin yaptığı 2022 tarihli bir araştırmaya göre Avrupa'nın 5 büyük ligini en fazla besleyen altyapılar Real Madrid ve Barcelona'ya ait. Bu kulüplerin bu seviyede bir üretime ihtiyacı mı var sizce? Elbette hayır. Ama öncelikle kendi liglerini beslemek ve bu sayede ligin rekabet seviyesini yukarıda tutmak gibi yazılı olmayan bir misyonları var. Ve işte bu yüzden böyle bir ihtiyaç fazlası ortaya çıkmış. İşte bizim büyük kulüplerimiz için de 5 büyük ligi değilse bile uzun vadede kendi liglerimizi besleyebilecek ve bu üretimden aynı zamanda ufak tefek de olsa maddi gelir
sağlayacak bir modele ihtiyacımız var. Son olarak şunu da belirtmeliyim ki rezerv takım projesi daha önce hiç gündeme gelmemiş bir konu değil. Mevcut federasyon başkanımızın Ocak 2023 tarihinde gündeme getirdiği bu konu toplam 92 adet 2. ve 3. lig kulübü tarafından hem adil rekabet dengesini hem de liglerin yapısını bozacağı gerekçesiyle şiddetle reddedildi. Hatta bu kulüplerin başkanları Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinin hepsinde uygulanan bu sistemden kendi aralarında B takım saçmalığı şeklinde bahsediyor. Ne diyelim, belki de bu tepkinin sebebi federasyonumuzun bu işin iletişimini layığıyla yapamamış, bu sistemi yeterince iyi anlatamamış olmasıdır. İşte tam da bu sebeple Hastalık Bu Futbol olarak dilimiz döndüğünce biz anlatalım istedik, çünkü bu kanalın varoluş amacı sadece popüler fikirleri dile getirmek değil, bu tip marjinal fikirleri de seslendirmek. Sonucunda hiçbir işe yaramayacak olsa bile. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Burger King sundu.